Böyleyken gayretlerimizi kabul eyle. Bu gayretlerimizin hatırına tövbelerimizi bağışla ya ilahi. Burada bulunan değerli cemaatimizin, kalplerinde bulunan eşlerinin, çocuklarının, torunlarının, eş dost akrabalarının, konularının, komşularının, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Suriye'de, Irak'ta, Orta Afrika'da, dünyanın her yerinde, Urumçi'de zulüm altında gören kardeşlerimize dahi olmak üzere, ya Rabbi, ol deyince alem olan sensin. Öl dediğinde alemi yok edecek sensin. Arşı titreten hükümlerine sığınıyoruz. Buradaki aziz cemaatimizle beraber maddi manevi hastalıklarımız var. Eyyub Aleyhisselam'ın ismi azamıyla şifa verişin hatırına bizlere de, haziruna da, eş dost akrabalarına da şifaları ikram eyle ya Rabbi. Eyyub Aleyhisselam enni messeni yadurru ve ente erhamur rahimin dediğinde ismi azamına icabet etmişti. Onun hatırına bize de icabet eyle. Şu pandemi belasını, virüs korkusunu ve benzeri tüm bulaşıcı, zahiri ve bir o kadar tehlikeli batini hastalıklardan bizleri temizle ya Rabbi. Maddi manevi dertlerimiz var. Dünyanın derdi nedir ama biz zayıf kullarımız. Ağır geliyor, boynumuzu büküyor, sırtımıza yük oluyor. Ey merhameti sonsuz olan, iblisin bile her an affından ümit ettiği sonsuz şefkatin sahibi olan yüce Allah'ımız. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kaçarken, henüz sarayların kenar köşesinde çaresiz ve kimsesizken elini açıp senden istediği ismi azamanın hatırına istiyoruz şu değerli cemaatin. Ve tüm ümmeti Muhammed'in ya Rabbi streslerini, sıkıntılarını, dertlerini, tasalarını üzerlerinden al ya Rabbi. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir demişti. İşsizdi Şuayb Aleyhisselam'dan iş aldı. Aşsızdı oradan bereketle aşa kavuştu. Eşsizdi Şuayb Aleyhisselam'a damat oldu. Ya Rabbi şu cemaat içerisinde de evli olanlara huzur ver. Bekar olanlara hayırlı kısmet ver. Çoluk çocuklarını salih salihaden eyle. İşi gücü dalmış olanların işlerini isabet ettir. Besmeleyle açmayı, helal ile geçinmeyi, hamd ederek kapatmayı nasip eyle. Faize bulaşmadan, ele güne muhtaç olmadan, namerdin önünde boyun bükmeden, kimseden bir şey istemeden işlerine Musa Aleyhisselam'ın şu ismi azamının hatırına isabetlik ver ya Rabbi. Maddi manevi borçları içerisinde çaresiz kalan kardeşlerimize Zekeriya Aleyhisselam'ın ismi azamıyla sığınıyoruz. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Ya Rabbi beni tek başıma, kimsesiz, yapayalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın dediği o mübarek ismi azamınca istiyoruz. Değerli cemaatimizin yalnızlıklarını gider, kalplerindeki kederleri tarumar eyle ya Rabbi. Şu anda bulunmuş olduğumuz zaman diliminde, dünyanın imtihanları üst üste geldiğinde, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki karanlığını yaşadığımız şu demlerde onun ismi azamıyla istiyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok. Kusurlarımızın farkındayız ama sana yöneldik dedi. Onu aydınlığa çıkardın. Şu değerli cemaatimizi de aydınlığa çıkar ya Rabbi. Ya ilahi, Habib-i Edim'i Mekke'den Medine'ye hicret edeceğinde, başında suikastlar dolandığında, meçhul bir yere gideceğinde, bugün dahi Kabe'nin kapısında yazan İsra suresinin ayetleriyle teselli vermiştim. O ismi azam hükmündeki tesirini, tecellisini, tesellisini şu cemaatimizin de hayatına şu anda, şu demde ikram et ya Rabbi. Rabbi edhilni mudkhala sıdkin ve ahricni muhraca sıdkin ve ce'illi milledünke sultanen nasira. Ya Rabbi çıkacağımız yerden güven, emniyet ve doğrulukla çıkmayı, gireceğimiz yere güven, emniyet ve doğrulukla girmeyi nasip et. Ve her zaman bize katından yardım ver diyordun. O ayeti hayatımıza tesir etti ya Rabbi. Bu ayet indikten sonra 10 Ocak'ta Habibi Mekke'yi fethetti. Bize de yuvamızı, işimizi, mahallemizi, hayatımızı şeytana karşı, nefse karşı fethetmeyi nasip eyle ya Rabbi. Eshab-ı Kehf 250. yılda zalim Roma İmparatoru'ndan kaçmış, 7 kadar genç, çaresizdi, ellerini açmıştı, ismi azamı keşfetmişlerdi. Demişlerdi ki, Rabbena atina min ledunke rahme.
heyyib lana min emrina raşada. Onların ismi azamıyla kurtardın, 309 sene onları muhafaza ettin. Bu aziz cemaatimizi de muhafaza et. Rabbimiz kadınlar rahmet ver ve bizi doğruya irşad et diyorlardı. Bunun tecellisini ikram eyle. Ya Rabbi, okunmasıyla ibadet olan, alemlere hükmü şifa olsun için gönderilen mübarek kitabındaki enbiyanın her bir ismi azamını söylemek istiyorum. Ama cemaatimizin yorgunluğuna kıyamıyorum. Öyleyse Habibi Edim'den öğrendiğimiz bütün duaları kapsayan duayla senden istiyoruz. Habibi Edim'in geceliğin teheccüd vaktinde uzun uzun dualar yaptı. Peygamber kardeşlerinin duasıyla, kendisine verdiğin ismi azamlarla ve sonra sahabesi dedi ki, ya Resulallah, o duayı bize de öğret ki biz de okuyalım. Dedi ki, kim şu duayı yaparsa bütün dualarım yapmış gibidir. Biz de o duayı canım. Sanki şu anda bizi say Kabe-i Muazzama'nın dibindeyiz. Sanki şu anda bizi say Mültezem'deyiz, Müstecar'dayız, Makam-ı İbrahim'deyiz, Hicri İsmail'deyiz, Safa'dayız, Merve'deyiz. Sanki şu anda bizi say Arefe günü, Arafat'ta, Cebel-i Rahme'deyiz. Sanki şu anda bizi say Medine-i Münevvere'de, Ravda-i Pâki'de, Cennet Bahçesi'ndeyiz. Sanki bizi say Kudüs-ü Şerif'te, Mescid-i Aksa'da, Kubbet-ü Sahra'dayız. Öylece duamızı kabul et ki, Efendimiz şöyle diyordu. Allahümme inna nes'aluka min hayri ma se'aleka minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Peygamberim Muhammed aleyhisselamın dünya ve ahiret namına senden istediği tüm hayırları, güzellikleri, bereketleri, başarıları, güzellikleri, maddi manevi zenginliği, maddi manevi ferahlığı, maddi manevi yüceliği senden istiyoruz. Sanki mübarek Efendimizin dizinin dibinde şu cemaatle beraber, yanımızda Ebu Bekir Ömer Osman Ali radıyallahu anh ecmainle berabermiş gibi duamızı kabul et ya Rabbi. Ve ne'ûzü bike min şerri mesta'âze minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed aleyhisselam, dünya ve ahiret namına sana sığındı tüm şerlerden, kederlerden, afetlerden, musibetlerden, depremlerden, zelzelelerden, iflastan, kötü hastalıktan, kötü adamın, kötü kadının şerrinden, hayırsız eşten, hayırsız evlattan, bereketsiz aştan, görünür görünmez kazadan, bilinir bilinmez beladan, uyuşturucudan, kumardan, fuhuştan, dünyamızı mahvedecek, ahiretimizi berbat edecek tüm kötülüklerden Allah'ım, şu saatte buraya gelmiş, hala sabırla duaya amin diyen şu cemaatimizle beraber, eşlerini, dostlarını, çocuklarını, dünyanın her yerinde dua bekleyen ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahlaksız, irfansız, basiretsiz, nasipsiz, kısmetsiz etme Allah'ım. Dünya vahiret umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Şu kapılardan çıkmadan şu aziz cemaatin kabul edilmedik duasını bırakma. Affedilmedik günahını bırakma. Allahümme inna nes'eluka bi esmaikel hüsna. Mübarek isimlerinle senden istiyoruz icabet eyle. Ya Rabbi, ömrümüzün geri kalanını geçenler hayırla ile, son anımıza kadar bereketle, huzurla, şerefle, haysiyetle yaşat. Son anımızda ya eyyetühen nefsü mutmainne irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi medhulü cennet. Allah senden razı, sen de Allah'tan razı olarak haydi kulum gir cennetlere hitabıyla karşılaşacak kullardan olarak. Eşhedü en la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله diyerek imani kamile Allah 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 diyerek Azrail Aleyhisselam'a dostu dosta ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Herkesin birbirinden kaçtığı günde Habibi Efendimiz, Zişan Efendimizin Livail Ham sancağında cemu haşre eyle. Havz-ı Kevser'den kana kana içmeyi nasip eyle. Amel defterimizi sağımızdan almak ve şereflendir. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan bir kişiyi bile geride bırakmadan cennetlerin kapılarından girmeyi, cemali, ba kemalini görebilmeyi. Geldin mi kulum? Haydi bütün nimetlerim senin. Cami kapısında yazdığı gibi udhuluha bi selamin aminin. Gir sonsuza kadar burası senindir artık hitabına mazhar olmayı. Şu aziz cemaatle bize nasip eyle ya Rabbi. Amin amin ya mucibes sailin. Vesselamun ala mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenur ke'u vesjudu ve'abudu rahmanirrahim.
وافعل الخير وافعل الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Okun masıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Hac suresinin son iki ayetiyle hemen toparlıyorum. Ey iman edenler! Rabbinize rükû edin, secde edin, ona kulluk edin, umulur ki kurtuluşa böylece erersiniz. Allah yolunda hakkıyla cihad edin, mücadele edin, nefsinize karşı, şeytana karşı, gaflete karşı. O sizi seçti. Müslüman olarak, iman ehli olan bir anne babadan doğarak, bu toprakların bir ferdi olarak ve sizin için İslam'ı takdir etti. Ve bu dinde وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tek din İslam'dır. O dinde kolaylıklar takdir etti. Ve sizin isminizi Müslüman kılın. Öyleyse namazınızı kılın. Zekatınızı verin. Ve Allah'a sımsıkı sarılın. Ve'tesimu billah. Allah'a sımsıkı sarılın. Ve'tesimu billah. Allah'a sımsıkı sarılın. Huve mevlakum. O sizin sahibiniz. O sizin dostunuz. O sizin dostunuz. Eve gideceksiniz. Hanımınız anlatmazsanız bilmez. Beyiniz anlatmazsanız bilmez. Yastığa kafanızı koyarsınız. Çocuklarınızla çektiğinizi bilmez. Allah her şeyi bilir. Ona sarılın. O sahibinizdir ve o ne güzel sahip, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır diyor. Allah Azze ve Celle hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla amel edebilmeyi, amellerimizle yücelebilmeyi, kendisinin yolunda ömrünü kullanabilmeyi ve razı olduğu bir kul olarak ona dönebilmeyi nasip eylesin. Sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için, göçmüşlerinizin ervahı için. Hocam çok konuştun, bir tane duan vardı, onu söylemedin diye kalbinizden geçen ne varsa şu anda Rabbim kabul etsin için. Neden korktuysanız şu anda ondan Allah sizi azat etsin için. El-Fatiha. Uzattığın için özür dilerim. Sabrınız için teşekkür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benim de ayaklarım işte. Şöyle biraz dinlenelim. Delikanlı gel bakalım. Gel. Gel. Nasılsın? Adın ne senin? İbrahim. Ooo. İbrahim senin. Çok güzel. Biz de şimdi kimden bahsettik? Biz şimdi kimden bahsettik? Hazreti İbrahim. Bravo. Bildin. Hadi bakalım. İkisinden birinde sana bir şey var. Aferin. Kardeşin var mı? Hı? Bir tane dona var. Babası izninizle veriyoruz. Her zaman bekliyoruz. Oradaki çocuklar kimse onlar da gelsin. Çocuklar. Kim o çocuklar? Hadi bismillah gelin bakalım. Çocuklar. Hocam sen git oraya, sen git. Onlar gelemez. Gitmek istiyorum da ayaklarım üşüdü gidiyorum. Tanıdım Hasan abi, hoş geldiniz. Nasıl gidiyorsunuz? 2 dakika. Gel bakalım prenses. İzin var mı?
Adınız ne? Prenses Hanım. Maria. Oo maşallah. Maria binti Şemun el-Kıbtiye. Teşekkürler. Güzel. Senin adın ne? Hamza. Oo Efendimizin amcası gibi. Hoş gelmesin. Senin adın ne? Furkan. Ne? Furkan. Oo maşallah. Maşallah size. Allah kabul etsin. Her zaman bekliyoruz tamam mı? Aferin size. Hadi bakalım. Ama babanız, anneniz yokken almayın kimseden ha. Hadi bakalım. Var mı başka kimse çocuk? Hocam Allah sizden razı olsun. Amin kızım. Sizden de. Hadi bak bir duanın için bir tane daha verelim sana. Hadi bakalım. Bir duaya bir tane daha. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Allah bu harcanmaz ha. Biliyorsun bir yeni diyor biliyorsun değil mi? Ha, bakkala gidip bunu verme. Hadi bakalım Allah'a. Ya Allah. Hasan abi hoş geldiniz. Rabbimizden razıyız. O da razı olarak çevirsin inşallah. Siz de iyisiniz.